Merhaba, size stratejik plandan bahsetmek istiyorum. Bir proje yapmadan önce muhakkak stratejik planınızı yapın, ondan sonra projeye başlayın. Bakın, çok basit. Stratejik plan dediğimiz bir üçgene benziyor. Evet, bu üçgenin en başında ne var? Amaç var. Yani projemizin amacı nedir? Çoğu kişi amacı yazmakta zorlanıyor. Amaç niçin sorusunu sorduğunuz zaman onun cevabını alabiliyorsanız amacınız odur. Mesela bazen soruyorum, projenin amacı nedir? Efendim şu maddeyi bu hastalarda bakmak. Hayır, o projenizin amacı değil. Bakın şu maddeyi bu hastalarda bakmaktır diyorsun. Niçin bakıyorsun? Niçin bakmak istiyorsun? Sorusunun cevabı aslında amacıdır. Amacımızı bulduk, yazdık en köşeye. Bizi amaca ulaştıran yollara biz hedef diyoruz. Bir projenin 3 tane de, 5 tane de, 7 tane de hedefi olabilir. Projeden projeye değişir bu. Bizi amaca götüren yollardır hedefler. Dolayısıyla mesela kansere çare bulmak bir amaç olabilir. Kansere çare bulurken birinci hedefim bir antikor üretmektir gibi. Bizi amacımıza ulaştıran yollardır. Her bir hedef için iş paketleri belirlememiz lazım. Birinci hedef için 2 iş paketi, üçüncü hedef için 3 iş paketi, dördüncü hedef için 2 iş paketi olabilir. Bu da projeden projeye değişir. Önemli olan burada iş paketlerini eğer yaptığımız zaman hedefleri bitirmiş oluyoruz. Hedefleri yaptığımız zaman da amaca ulaşmış oluyoruz. Bu iş paketlerinin altına da kimin yapacağını bu iş paketlerini yazdığımız zaman aslında stratejik planı tamamlamış oluyoruz. Bu stratejik planı açtığımız zaman, daha detaylı yazdığımız zaman zaten proje oluyor. Projenin bence başlamadan yapılması gereken en önemli şey stratejik planı belirlemek.